Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'dayız. Türkiye'nin katma değeri en yüksek olan şehri İstanbul'da toprağa nasıl yatırım yapabilirsiniz sorusu için Başak Gayrimenkul'e gidiyor ve sizleri Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Nihat Angışan'la keyifli bir söyleşiye davet ediyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en büyük şehri ve en önemli şehri İstanbul'da toprağa yatırım yapmak isteyenler için bu hafta yine neredeyiz? Her zaman olduğu gibi Başak Gayrimenkul'deyiz ve yanımızda yine Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Sayın Nihat Angışan var. Bir merhaba diyeceğiz. Bu hafta bize neler anlatacak onları soracağız. Efendim merhabalar. Merhaba Gülbahar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok iyiyim. Öncelikle bizi ekran başında izleyen tüm halkımızı buradan saygı ve sevgilerimle selamlıyorum Gülbahar Hanım. Evet. Her zaman bu selamınızla başlıyoruz zaten. Evet. Bizim için kutsal olan şeydir selam. Tekrar selam olsun diyorum Avrupa'da, yurt içinde, yurt dışında yaşayan tüm halkımızı yine tekrardan saygıyla selamlıyorum. Evet. Gülbahar Hanım, geçen sohbetimize başlamadan önce tabii bunu ben, bana bir yara gibi oldu bu. Bu konuya değinmek istiyorum. Geçen pazar günü, ayın 9'uydu, bir Avrupa gündeminde bir habere tanık oldum. Yüzlerdeki olay mı efendim? Evet, Halit Çekirdekçi ailesine Naziler tarafından ciddi anlamda bir saldırı oldu. Çirkin bir saldırı maalesef oldu. Ve herkes izliyor. Hiç kimse müdahale etmedi. Sadece bir bayan olaya müdahale etti. Ne kadar yazık değil mi? Evet. Türk bayanı olaya müdahale etti ve eşinin yanında kocasını dövüyorlar, eşinin saçlarından tutup sürütüyorlar. Maalesef bu tür... Hazırlıyorum, 1940'lardaki Naziler yeniden mi horluyor? Neden böyle bir şey yapıyorlar? Ama Allah razı olsun, başkonsolosluğumuz... Evet, ben de seyrettim, Münster başkonsolosluğumuz hemen olaya el koydu. Hemen olaya el koydu ve sevgili dostlar, işte bunun için diyorum... Gelin yatırımlarınızı ülkemize yapın. Sakın yanlış anlamayın. Bu Başak Gayrimenkul olması da önemli değil. Bu haberleri, bu olayları anlatırken bir duygu sömürüsü değil ama doğru birdir. Yatırımlarınızı ülkemize yapın. Paranızı ülkemize getirin. 3 kuruş dahi olsa ayağınızı sağlam basmanız için bizim bir ülkemiz var Allah'a şükür. Hem de güçlü bir ülkemiz. Güllük, gülistanlık, sıcakkanlı insanlarımız... Hiçbir zaman bizim ülkemizin sırtı yere gelmemiştir, gelmez de. Emin olun ki kesinlikle ve kesinlikle moralinizi bozmak istemiyorum. Ya bu olay bizi yakından yaraladı. Gerçekten çok üzüldüm Gülbahar Hanım. Ve hep anlatırdım. Gelin yatırımlarınızı ülkemize yapın, 3 kuruş stadı getirin, ülkemize sokun. Bunu bir kere daha diyorum. Çoluk çocuğunuzun geleceği için. Sizlerin yarın emekli olduğunuzda ülkemizde gelip rahat etmeniz için. Burası bizim vatanımız, ana vatanımız. Emin olun o kadar özgüvenle hareket edersiniz ki burada. Herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer burası. Aynen değil mi? Öyle. Onun için ne yapıyoruz? Yatırımlarımızı ülkemize yapıyoruz. Ülkemizde gelecekte bir ev, bark yeri yapacağımız, bir ev kuracağımız bir en azından bir yerimiz olması lazım sevgili dostlar. Yıllardır emek verdiniz. Emekleriniz çöpe gitmesin. Emekleriniz boşa gitmesin. Gelin ülkemizde yatırım yapın. Hem ülkemizin piyasalarına katkıda bulunursunuz, hem de geleceğiniz için, çoluk çocuğunuzun geleceği için ülkemizde ciddi bir yatırımınız olur. Evet. Nihat Bey, bu haber biraz böyle haberlerin arasında kaynadı gibi. Çünkü Türkiye'de de hani son dönemlerde özellikle operasyonlardan dolayı haberler çok yoğun.
doğuda yaşanan gelişmelerden dolayı biraz yoğun ve sanki haberlerin arasında biraz kaynadı gibi, ama siz özellikle hani yurt dışından çok fazla misafiriniz geldiği için buraya sizden yatırım yapmak için çok fazla dikkatinizi çekiyor artık Avrupa'daki gelişmeler galiba, değil mi? Tabii ki, ama baktığınız zaman bugün zaten dünya genelinde bir gerginlik var. Evet, onun için ne yapıyoruz? Allah'a şükürler olsun, yani Allah'ımıza hamdolsun ki bir vatanımız var. Öyle gerçekten. Uzakta olabiliriz, uzakta yaşayabiliriz hayat koşullarından dolayı, ama sonuçta bizim bir vatanımız var. Sahip olmamız gereken bir vatanımız var. Ne olursa olsun ölümüz ya da dirimiz bir gün elbette buraya gelecek, değil mi? Mutlaka, ama Allah razı olsun, yine söylüyorum, başkonsolosumuzun davranışları bizi onura etti. Hemen sahip çıktı yani. Hemen olaya müdahil oldu. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten biz her zaman birbirimize böyle başımız dara geldiği zaman sahip çıkan bir toplumuz. Şimdi tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da parayı kolay kazanmıyorlar. Bu nedenle de evet ülkemize gelsinler, yatırım yapsınlar, ama yatırım yaparken katma değeri en yüksek olan şehrimiz İstanbul'da yatırım yapmaları lazım. Hep söylüyoruz bunu. İstanbul'a yatırım yapan çok fazla oranda geri dönüşüm sağlıyor, değil mi? Katma değeri çok yüksek oluyor. Tabii ki, mutlaka. Yani ben Başak Gayrimenkul ailesi olarak biz yatırımlarımızı hep katma değeri yüksek olan bölgelere yaptık. Projelerimizi hep katma değeri yüksek olan yerlerde yaptık. Evet. Çünkü biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Yani 20 yılın bir deneyimi var. Örneğin ben aldım işte bir proje yaptım. Satılmadı. Satılmasa da o kadar, çünkü kaliteli yerlerden alıyoruz ki biz kazanırız. Evet. Kaybımız olmaz. Ama amaç burada paylaşmak. Yani amaç burada insanlara vesile olup da Gülbahar Hanım yatırımlarını doğru düzgün lokasyonlarda yaptırmak. Hı. Bu nedenle de İstanbul'un en son dönemdeki en çok gelişen yerlerinden, ilçelerinden birisi Silivri'yi öneriyorsunuz siz. Tabii ki E5'iyle, otobanıyla, yollarında trafik yoktur, havası güzel, denize yakın. Yani bugün İstanbul'a 35-40 dakika, bugün yeni yapılan havalimanına 20 dakika, denize 10 dakika, işte E5'le E6'ya 5'er dakika. Ulaşım sıkıntınız yoktur. Bugün özel parsellerimizin başına emin olun toplu taşıt araçları dahi gidebiliyor. Evet. Biz kendimiz daha önceki çekimlerimizde gördük sevgili evet. Seyirciler. Arsaların başına kadar neredeyse toplu taşıma araçları geliyor, minibüsler geliyor. O bölgede çok yaygın, değil mi? Tabii, bu çok önemli. Yani aracı olmayan yere ulaşım varsa zaten orası gelişiyor demektir. Yani mutlaka, gerçekten yani yerleşim alanına 100-150 metre bir mesafede sevgili dostlar. Yani gerçekten Başak Gayrimenkul hep kalite çalıştı. Gerçekten Başak Gayrimenkul hep kazandırdı sevgili dostlar. Yani kazandırmaya da devam ediyoruz. Bir gün Başak Gayrimenkul bütün halkımızı tapu sahibi yapacak. İnşallah. Gülbahar Hanım. Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse evet. Bizim ekiple başladınız zaten. Kararlıyız bu. 4 yıldır evet sizinle çalışıyoruz. Evet. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Amacımız paylaşmak. Yani amacımız burada para kazanmak değil. Para kazanmayı biz... Ticaret yapın anda... elbette para kazanacaktır burada da. Yani parayı biz bir araç olarak görüyoruz. Önemli olan insan kazanmak. Zaten insan kazandın mı parayla işin olmaz ki Gülbahar Hanım. Zaten insanı kazandığınız zaman otomatikman para da kazanmış oluyorsunuz. Çünkü buraya gelen insanlar, sevgili seyirciler, gelen herkes çok mutlu. Ben buna şahidim. Zaman zaman sizinle paylaşıyoruz bunu. Bazı vatandaşlarımız diyor ki ya ben aldım, alıyorum ama beni hani ekrana çıkartmayın. Herkes de belki özel sebeplerden dolayı bunu tercih etmiyor olabilir. Göze gelmek istemiyorum diyen var. Ailem bilmiyor, ben onlara sürpriz yapacağım diyen var. Değil mi efendim? Aynen. Bir tane almaya gelip 5 tane, hatta 9 tane alan oldu, ben gördüm buradan. Yani insanların, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın, Avrupalı Türklerimizin, gurbetçi kardeşlerimizin buraya, özellikle de İstanbul'da toprağa karşı inanılmaz bir ilgisi var. Bunu ben gözlemliyorum. Bunu neye bağlıyorsunuz? Toprağa yatırım, o insanlar bilinçli insanlar. Toprağa yatırım gerçekten iyi bir yatırımdır. Yani bunun 60'lı yıllara dair döndüğünüz zaman bütün Avrupalılar, Avrupa'da yaşayan Türklerimiz gelmiştir, ülkemizde toprak almıştır. İşte 3000 marka, 5000 marka almış oldukları yerler bugün 1,5-2 milyon olmuştur. Doğru. Her tekinin 20-25-15 daireleri olmuştur. Yani çoluk çocukları bugün rahat ediyor o insanların. Ne yapıyor bu insanlar? Çocuklarını öneriyor, söylüyor. Diyor ki işte ben bakın 1900 bilmem kaçlılarda şuradan bir yer aldım. Bugün şöyle şu kadar dairemiz oldu. Evet. İyi ki de almışız diyor. Gelin ülkemizde sizlerin de birer özel parsel olsun. Sizler de kazanın o insanlar gibi. Sizler de Başak Gayrimenkul'a dualar edin.
Evet. Sevgili seyirciler, ben Zonguldak'tayım. Programımızı izleyen insanlar bunu biliyorlar. Özellikle Almanya'da da çok fazla Zonguldak'la hemşerimiz var. Zonguldak, Bartın, Karabük. Benim babam da daha önceki yıllarda Nihat Bey'in yaptığı işi yapıyordu. Ve birçok akrabamızı yer yurt sahibi yaptı. Şimdi bazıları diyor ki, ya ben keşke zamanında daire alacağıma buradan toprak alsaydım. Bazıları toprağı tercih ettiler ve inanın, gerçekten bunu temin ederek söylüyorum sizi. Daire alanlardan çok daha fazla bir şekilde geri dönüşüm sağladılar ama bunun adı yatırım zaten. Yani yatırım demek, bugün aldım, yarın ben buraya bir yer yapıyorum olmaz. Bunu istiyorsanız normal, yani ben geldiğim zaman İstanbul'da kalacağım bir yerim olsun istiyorsanız siz bir daire almalısınız. Ama eğer çoluk çocuğumun ya da ben şimdi hemen gelmiyorum, belki bir 10 sene sonra, 5 sene sonra çocuklarım artık buraya gelebilir diyorsanız yatırım yapmalısınız. Bunun için de mutlaka toprağa yatırım yapmalısınız ve gelişen yerlere yatırım yapmalısınız. Silivri gibi olan bölgelere yatırım yapmalısınız. Çünkü İstanbul'un içinde artık o kadar büyük yerler yok, değil mi? Yani biz daha önce programlarımızda bunu defalarca konuştuk sizinle. Aynen öyle. Yani bugün tamam, daire almak, ev olmayan için kesin dönüş yapıp da gelenler için bir daire şart. Yatırım için arsa olur, özel parsel olur. Yani bugün almış oldukları 500 metrekare özel bir parsel, emin olun 10 yıl sonra belki 20 tane daire sahibi yapacak o insanlar. Evet. Aslında özel parsel dediğimiz sizin şu anda sattığınız yerler, tanıttığınız, evet, yerler. Ve katma değeri de en yüksek olan özel parsel. Tabii, tamamen bakir yani. Ama alırken dikkat etmek lazım. Tabii alırken çok uygun fiyatları alıyorlar. O sene geçtikçe, ay geçtikçe üzerine koyuyor. Yani bu insanların zaten Avrupa'daki yaşayan Avrupalı Türklerimizin talebine göre ben projelerimi hazırlıyorum. Dedim yani 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani alırken kazanıyor aslında, değil mi insanlar? Alırken kazanıyor zaten. Amacımız buradan zaten onlara yer satarken kazandırmak. Doğru. Bugün adam diyor ki kardeşim, imarlı yerin metrekaresi 1000 lira, 1500 lira, 2000 lira. Ben niye o parayı vereyim? Gelirim metresini 160, 170, 180 alırım diyor. 10 sene sonra aynı eş değerde olacak diyor. Baktığınız, doğru, zaman çok mantıklı. Ya ben şu anda gelmiyorsam yatırım için böyle bir yer almayı tercih ediyorum diyor. Peki mutlaka, yani biz de ona göre projelerimizi hazırlıyoruz Gülbahar Hanım. Mesela bugün Silivri Yolçatı'da yapmış olduğum projeler gerçekten tek geçerim. Yani yerleşim alanına yakın olması, denize yakın olmasa denize 10 dakika. Hem yazlık hem kışlık olarak kullanılması, gelecekte bir evin olduğu zaman hem yazlık hem kışlık olarak kullanırsın. Havasıyla, işte otobana E5'e yakın olmasıyla, yeni yapılan havalimanı zaten 20 dakika burnumuzun dibinde. Efendime söyleyeyim, İstanbul şehir merkezine yakın olması. Buradan çıktığımız zaman şu an benim ofisim Avcılar Firuzköy'de. Bu ofisimden çıktığım zaman yerlerin başı 35 dakika. Ve trafik sıkıntısı yoktur. İstanbul şehir merkezlerinin içerisinde neredeyse yaya yürümekte zorluk çekiyoruz. Kesinlikle. Ne yapabilirler? Her taraf yerleşim. Zaten yani, yer kalmadı ki. Tabii ki bugün binaları mı yıkıp yolları genişletecekler? Öyle bir şey yok. Tek şey var. Ne yapacaklar? Şehir işte, merkezleri uzaklara gidecek birazcık. Şehir merkezini buradan İstanbul'un sınırlarını ta Tekirdağ'a kadar bağlayacaklar. Evet. O zaman ne olacak? Rahatlayacak. Ferahlayacak. Hem trafik ferahlayacak, hem insanlar rahatlayacak. Yani bugün oraya gittiğiniz zaman farkındaysanız, biz bir ilk sefer gittik mi ne oluyor? Oksijen çarpıyor bizi. Geldik mi öyle bir uyku basıyor bizi, öyle bir şey yaşıyoruz yani. Evet. Buradan sizin aracılığınızla, ATV Avrupa aracılığıyla hep sesleniyorum. Gelin ülkemizde toprak alın diyorum. Emin olun, zarar etmezsiniz, kazanırsınız. Türkiye'de, Türkiye'nin parlayan yıldızı İstanbul'da, İstanbul'un Silivri ilçesinde toprağa yatırım gerçekten kaliteli bir yatırımdır. Gerçekten kazandırır. Yani şu ana kadar toprak alıp da hiçbir zarar eden insan görmedim. Ama nerede? Doğru lokasyonlarda, doğru adreslerde, güvendiğiniz kişilerde. Ne diyoruz? Doğru yatırım güvenilir ellerdedir Gülbahar Hanım. Evet. Alırken kazanmak gerekiyor, değil mi? Tabii ki alırken kazanmak gerekiyor. Yani İnsanları hiç, gerçekten hiç üzmedim. Hep geldiler böyle bir kardeşleri gibi, bir çocukları gibi, evlatları gibi. Bize yaklaşımları hep öyle oldu. Ama neden? Bizim onlara yaklaşım şeklimizi görüyorlar. Biz gerçekten atalarımızdan neyi gördüysek karşı tarafa hep onları sunduk. Bizim, evet, bir kültürümüz var. Biz hep kültürümüze göre hareket ettik. Ki yani zaten ülke toplumu olarak ayakta durmasının sebebi de var olan sağlam bir kültürümüz var. Evet. Ülkemizi de o ayakta tutuyor. Bir misafir karşılama,
bir Anadolu kültürüyle bir misafir karşılama. Kesinlikle. İnsanları cezbediyor. Siz de öylesiniz zaten. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla projelerimiz de güzel. Projelerimiz de insanları cezbediyor. Evet. Projelerimizin yerini gördünüz. Silivri Yolçatı Mahallesi'nde. Biraz konuşalım mı? Tabii. Ben biliyorum ama belki daha önce bizi izleyememiş olanlar vardır. Sevgili dostlar, satmış olduğumuz özel parsellerin yeri Silivri'nin Yolçatı Mahallesi'nde. Silivri'ye 11 kilometre bir mesafede, yani 10-15 dakika bir mesafede. Değerli dostlar, İstanbul Havalimanı'na sadece ve sadece 20 dakika bir mesafede. Yerleşim alanına 100-150 metre bir mesafede. Denize 10 dakika bir mesafede. E5 ile E6'ya sadece 5'er dakika bir mesafede. Muhteşem bir lokasyon. Gelin, görün, bakın. İsterim ki sizin de ülkemizde bir özel parseliniz, bir tapunuz olsun. İsterim ki sizler de kazanın. Sevgili dostlar, biz çok para kazanmayla onurlanmıyoruz. Ne kadar çok insan sevindirirsek o kadar onurlanıyoruz. Para dediğiniz bir araçtır. Parayı biz bir araç olarak görüyoruz. Önemli olan ülkemizin halkına, ülkemizin vatandaşına, ülkemizin çoluk çocuğuna kazandırmak. Dünya malı dünyada kalır sevgili dostlar. Vesile olup da gerçekten Allah için doğru lokasyonlarda, doğru noktalarda, doğru projelerde, doğru adreslerde yer satarsanız o insanlara kazandırırsınız. O insanın duaları da bizlere yeter. Zaten binimizi bereketimizi artırır o dualar bizim sevgili dostlar. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi Nihat Bey ile 4 yıldır tanışıyoruz dediğim gibi. Programlarımıza konuk oluyor. Nihat Bey tam bir toprak aşığı. Ne kadar parası varsa toprağa yatırıyor. Ne kadar para kazanırsa toprağa yatırıyor. Çünkü toprağın bereketine inanıyor. Bu nedenle firmasının ismi Başak Gayrimenkul. Kızının ismi de, birinci çocuğun ismi de Başak. Değil mi efendim? Evet. Evet. Siz bir toprak aşığısınız. Toprak aşığıyım. Dolu başakların kafaları böyle yere doğru eğilir. Eğer dolu başaklar başını yere eğiyorsa utancından değil, adı üstünde, içinin dolu olmasındandır Gülbahar Hanım. Evet. Toprak gerçekten kazanır. Toprak daha çok başakları yükseltir, göklere çıkartır. Toprak doyurur insanı. Evet. Toprak insana sarılır, sarmalar. Ev, bark sahibi yapar toprak insanı. O zaman buradan bir davet edelim lütfen. Gelsinler bizi izleyenler. Çünkü daha önceki programlarımızdan ben biliyorum. Eşi izliyor, hanımefendi izliyor. Eşine diyor ki, hadi kalk ara. Ara biz gidelim bakalım yapalım ya da çocuğuna söylüyor değil mi? Evet sevgili dostlar, hemen ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan bize biletlerinizi atıyorsunuz. Biz o saatte o dakikada geliyoruz havalimanında karşılayarak getiriyoruz güzel lüks otelimizde. Konaklıyorsunuz o gün, daha sonra götürüp yerleri yerinde gösteriyoruz. Bir veya iki gün içerisinde tapunuzu yaparak aynı şekil aynı tebessümle sizleri havalimanından yolcu ediyoruz. Sevgili dostlar, geç kalmayın. Hatta bizim bir sloganımız var. Bakın orada yazıyor. Erteleme, üşenme, gecikme. Niye mi? Çünkü dünyada üretimi olmayan tek şey topraktır. Sevgili dostlar, her şeyi üretirsiniz ama toprağı asla üretemezsiniz. İşte o yüzden ne diyoruz? Gelin ülkemizde yatırımlarınızı toprağa yapın sevgili dostlar. Peki efendim, ağzınıza sağlık. Bu hafta da bizlerle olduğunuz bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine inşallah birlikte olacağız. Bilgiler almaya devam edeceğiz sizden. Ağzınıza sağlık. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. İyi pazarlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Nihat Angışan'la yaptığımız söyleşiyi kendi kulaklarınızla dinlediniz. Gerçekten İstanbul dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. İstanbul'da toprağa yatırım da elbette ki bir o kadar önemli. Şehir merkezlerinde artık hani yatırım değeri yüksek olan yerler kalmadığı için, maalesef ki büyük binalar olduğu için artık İstanbul merkezleri yavaş yavaş dışarıya doğru açılıyor. Nihat Bey'in de dediği gibi Tekirdağ'a kadar gidecek bu bölge. Marmara ayağında. Dolayısıyla siz de daha karlı bir yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka İstanbul'da toprağa yatırım yapmalısınız. Bunun için de güvendiğiniz yerler, Nihat Bey'in dediği gibi güvendiğiniz yerlere bakabilirsiniz ama biz bu anlamda Başak Gayrimenkul'ü güvendiğimiz için ekranımıza taşıyoruz zaten. Programımıza taşıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz. Kendisine belirttiği gibi eğer İstanbul'da toprağa yatırım yapmak istiyorsanız şu anda ekranda görülen numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Biz sizi kendileriyle buluşturacağız. Gelin, görün,
kafanıza yatarsa alın, yatmazsa zaten biz sadece tanıtıyoruz. Sizlere yol göstermeye çalışıyoruz. Bizden söylemesi, vizyon devam ediyor.